Arkadaşlar, merhabalar, hoş geldiniz. Ben balkona çıktım valla. Hüseyin'in montunu taktım, hemen askıdan o geldi elime. Sütü açıyorum. Ayrılık. Maşallah. Ben koyayım dolaba. Onu da çıkardım, çözünsün. Hüseyin'in kahvesi yatıyor öyle. Maydanozu da suya koymuştum akşamdan. Yemeğe gireceğim, karnıyara. Çözünsün, erkenden onu da yapayım da işime gücüme bakayım bugün. Evet, güneş vuruyor. Şimdi buraya da koltuğu çekmedim, o siyah beyaz halıyı yıkayayım mı yıkamayayım mı diye kararsızım. Büyük ihtimal yıkarım yani. O daha böyle naylonumsu, o daha çabuk kurur. Hem rüzgar var hem güneş var. Bayağı bildiğiniz sıcak. Akşam kış. Şimdi biz bunu böyle tersine çevirdik. Sonra yine bu tarafı alacağım. Buraya da güneş vursun. Bunu bu tarafa alacağım. Bakın o biraz daha şeyde kaldı ya. Hem koltuk var hem ağaç var önünde. Onu buraya alacağım birazdan. Bunu buraya alacağım çevirip. Bu neredeyse kurudu gibi 2 günde. Yani akşama da kalsa akşama kadar kurur. Ben de tahmin etmedim böyle çabuk kuruyacağını. Efendim. Ben üstüme çıkaramıyorum. Başka istiyorum. Ne oldu ki? Ben o kaybedeceğim. Neden? Hocam. Şurama da ne olduysa. Benim buramda bir şey var mı? Buralarında. Oraya dokundukça hapşırıyor. Az önce kaşıyım dedim, Evet, hapşırıyor. çıkmış o kızarıklıktan yine. Hemen ilacımızı alalım.
Efendim ya. Bir şey anlatayım mı? Ben şimdi sana yumurta kıracağım, kıyma ayırdım. Sana bir şey anlatayım mı? Anlat, bunu okur olmaz. Sana bir şey anlatayım mı? Anlat bakalım. Salça yiyeyim misin dikkatlice? Dikkatlice 2 elli bir tane. Anlat bakalım. He? Yok. Hayır canım. Ben nereden bileyim dedim. Anne. Hı. Bir tane adam köpek sahiplenmek istemiş, tamam mı? Anlamadım. Ya, bir tane adam köpek sahiplenmek istemiş. Hı. Barına gitmiş, köpek almış. Köpek de uyuyamıyormuş. Hep sahibine akşam uyuyamıyormuş, bakıyormuş. Niye? Bakıyormuş. Anlamadım, bir daha söyle. Köpek sahiplenmek istemiş. Köpeği de hiç uyuyamıyormuş. Hiç uyumuyormuş. Köpek. Her günde ona, o sahibine bakıyormuş. Şimdi uyuyor mu diye. Uyuyor mu diye. Uyuyor mu diye. Sonra da... Bana bekçilik mi yapıyor yoksa? Sonra da şeye gitmiş, veterinere gitmiş götürmüş köpeği. Hı. Demiş ki, bu köpeğin tedavisi var mı demiş. Yokmuş. Köpeğin tedavisi yokmuş. Sonra da barınağa gitmiş. Aldığı adama demiş ki bu köpek hep bana bakıyor. Bunun tedavisi yokmuş. Yokmuş dedi. Demiş. Yok mu demiş. Barınakçı adam da demiş ki burada eski sahibi oraya bıraktı. O uyurken onu aldı ve barınağa götürdü. Ben şu an anladım. O yüzden kaçacak, yeni sahibi de bırakacak diye uyumuyormuş. Sahibi de alıp kucağına götürecek diye uyuyamıyormuş. Bu kadar anlatıyor. Bir köpek varmış. Hiç uyumuyormuş köpek. Hep sahibi uyurken ona bakıyormuş, sahibine. Adam da veterinere götürmüş köpeği. Demiş bunun bir tedavisi yok mu? Köpeğim hiç uyumuyor. Beni izliyor uyurken. Ondan sonra meğerse köpeği barınaktan almışlar. Önceki sahibi barınağa bırakmış onu. Götürüp. Gene köpek barınağa bırakacak yeni sahibi diye. Uyumuyormuş yani. Duyuyor, öğreniyor, bana anlatıyor onları. 3 bardaktan. Ben de bulgura geçtim. Şimdi Hakkı'nın okul saati geliyor. Çok şükür ödevleri de bitirdik. Şimdi de ben hastayım, gitmeyeceğim, krizi var. Hadi bakalım. Pul biber, karabiber, kimyon, bir de kuru nane. Bunu koymamışım demek ki, bir kuru nane falan oldu. Kavanozu da yıkadıysam, aklımdayken koyayım. Kuru naneyi de bol seviyorum, bulgur pilavında. Şimdi içi de oldu. Patlıcanı da kızartacağım ama önce Hakkı'ya bir 2 yumurta kırayım ona. Bu yeter. Beş. Bulgurum deyince değil, biri. Ama 5 yeter gibi. Patlıcanı o gidince gireceğim artık. Ya da hazır edeyim her şeyini. Bakayım çantası da tam mı? Bir kontrol edeyim. Ve ikna. Ama bir cami hocasına götüreceğim. Bir şeyi, Hakkı'yı. Bayağı bir huysuzlaştı. Hüseyin'e dedim bir cami hocasını burada okusun. Onun nazar duası okusun. Şöyle bir sakinlik gelsin.
Böyle olduğu zaman ara ara oluyor böyle arkadaşlar. Dua herkesin nefesi biliyorsunuz. Değişik yani. Kuvvetli nefesi olanlar var. İyi gelen. Sakinlik versin. Kesin mi? Vay bir. Gel gel göstereyim. Gel bir yüz görümlüğü mü istiyorsun? Ay diye 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 bıyıklarını kestirttik adama. Gelsin. Hüsnü. İrem öpecek, bıyıkları batıyor. Tavuk al göster. He? Tavuk al göster diyor. Vallahi ne güzel oldu be. Hiç sevmiyorum ben bıyık. Ma. Hakkı şimdi şey yapıyordur. Dedim arada kes ya. Bizde de bir değişiklik olsun. Evet. Bu da şimdi şey yaptı. Kaynamaya çıktı. Ben kısa alabilirim bulguru. Hakkı da çok seviyor bulguru. Oğlum çok hastaymış. He? Oğlum çok hastaymış. Eyvah. Bahane etmiyor şimdi. Eyvahlar olsun. Okula gitmeyeyim, yatayım bir. Testlerinizi yapayım bir, yatayım ben bir. Öyle şey yapma. Ben karışmam bir. Gel üstüne. Atlet değil, güzel. Ya nah, gelsene. Namahrem. Ya bir gel. Buyurken çekerim ha. Suratını. Hakkı'yı yolladık. Çok şükür. Çok şükür. İkna ettim. Akşamdan da çıkmadı ya arkadaşlar. Dersini yapmadan. Gecede kalınca sokakta kaldı. Bu sabah da niye gitmek istemedi? 9.30'tu. Giyinmiş formasını, çantasını. Öğlen 1.30'da gidecek. Okula gidecekmiş. Ve oğlum erken yok, ben çıkacağım okul bahçesinde. Ondan da yine de bindi iş. İşte ben giyindim gidecektim, sen vermedin. Maşallah. Neyse çok şükür gönderdik. Şimdi ben hemen balkona halıları ters düz üstlerini yapacağım. Aktarma yapacağım. Sonra çocuk odasına, yatak odasına. Yemeğim zaten hazır. En son buralara geleceğim. Süpürüp silip açıkçası yolluklara falan sereyim. Balkonumu da güzel bir yıkayayım. Belki halıyı yıkarım yıkamam bilmiyorum ya. Gerçekten çok kararsızım. Çok kararsızım. Şimdi oraya vakit şey yaparsam, dün de işim kaldı zaten. Evveli günde süpürüp silmemiştim. Şey süpürdüm de silmedim. Şimdi neyse. Yapacağız şimdi. Hemen hızlı 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 takır 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 gidiyorum gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ben yağda kızartmıyorum. Bol yağın içinde böyle çekiyor yani, ne kadar suda da beklesek. Önceden hatırlarsanız tavada fırçayla yağlayıp yumurta fırçasıyla öyle yapıyordum. Fırında da yapıyordum. Gene aynı usul, fırçayla yağlayıp fırına veriyordum pişirme kağıdını, ama fırınım çok geç, nasıl söyleyeyim, 2 saate yakın yapıyordu. Normalde o kadar sürmemesi lazım. 35-40 dakika, bazen 40 dakikayı bile bilmiyorum. Max'ı vereceğim. Böyle 200'de şimdi bu. Değil mi? Evet. 220'de. 220 ısıtsa max'a vereceğim. Önceden ısıtacağım. Şimdi ben hemen bunu yıkıyorum. Bir tek çok iyi kurulayacağız. Benim vaktim yoktu. Ben suya hazır bıraktım. Şey yapardım. Hiç suya bırakmadan direkt soyduğum gibi fırına verirdim. Yani sizin şeyiniz varsa hemen böyle patlıcanı soyarsınız. Süzgeç alayım. Böyle gerçekten yağ az oluyor. Böyle vıcık vıcık yağ olmuyor.
Hem de böyle pratik. Şimdi fazla tuzunu atacağım şöyle ben. Sonra güzelce kurulayacağım iyice. Adam ulan. Hadi yet. Yok. Eyvah, yapma sakın. Yokmuş maalesef. Tam bir fiyasko. Olsun. Olsun, olduğu kadar. Olduğu kadar. Patlıcan boyutunda hemen bir tas alıyorum. Bir de yumurta fırçama. Fırınımı da açıyorum hemen. Max'a çevirdim direkt. Geldim. Nasılsın yavrum? Hoş geldin. Dur bak. Yüzüne mesela örnek vermiş. Yüzüne yüz çizmiş sarını. Diğerlerini de koyun yapmış. Ha, ben de bunu mu yapacaksınız zaten? Ben de bunu motosiklet adam yapacağım. Ona mecburum. Herkes devam edecekmiş. Okulda mı yapacaksınız? Ha, bir dahaki haftaya okulda yapacağız. Ama ben bunu birazcık daha varmak istiyorum. Herkes okulda yapacağım diyor. Yapacaklar. Evet. Hani sen niye bir erken gönderdin? Kendi istedi yavrum. Diretti. Annem izin verdi. Açın kapıyı kilitlemiştim. Ablamı göreceğim ben. Daha bir ders var. O Alpa ile oynamaya gitti. Alpa ile oynamaya gitti. Bir kere burada sandalye yeri orada oynuyorlar. Ah yavrum. İyi saatte olsunlar ona. Hemen formalarını değiştiriyorsun. Hı. Anneciğim. Hı. Hemen şey yap. Ellerini falan yıka banyoda. Babam nerede? İçeride. Hı. Babanı gör bakayım be. Ne oldu? Ne göreceksin? Çok sevineceksin. Beyitler gidiyor. Hani istiyorduk ki İrem. Tahmin ettin mi? Ben böyle olacağını tahmin etmedim. Hakkı gördüm. Ne yaptı? Çok yakışıklı olmuşsun, gençleşmişsin dedi. Bir dakika gene bakacak gene. Gelin uzak tutuyorum. Çok istiyordum bak. Senden benim için geçti. Hadi git öp git öp. Nazlanma. Evet. Böyle arkadaşlar yağlıyorsunuz her yerine gelecek şekilde. Pişirme kağıdına böyle koyuyorsunuz. Ben böyle arkadaşlar, şimdi o buzluk çalışmıyor. Buzluk çalışmış olsaydı, aynı böyle bu usulde fazla fazla koyardım. Mesela birkaç tepsi karnıyarıklık buzluğa atardım. Böyle de atabilirsiniz. Keseğini kesersiniz böyle piştikten sonra ılıdığı zaman. Doğuyunca poşetlere koyup buzluğa koyarsınız böyle bu şekilde. Ben yapıyordum. Ama şu anda maalesef yerim yok. Artık ne yapalım bu sene? Böyle oldu işte. Biz de kışın sebzelerinden falan bol bol pırasa yeriz. Yeriz. Aynen. Şimdi kızartmaya kalksanız misal bu kadar yağlan kızarır mı bu? Halıyı mı değiştiriyorsun? He. Ama nasıl değiştirdin Hüseyin? Öteki halıyı alırken tersini bu sefer çevireceksin. Sana bakan tarafı. Ters düz yapar gibi. Söyleseydin ya bana. Şimdi kalan bulaşıklarımı da atayım. Kızarana kadar. Ondan sonra ılımaya bırakırım. İşimi yaparım. Bismillah.
İşe de daldık. Nar gibi kızardı. Şöyle yakından çekeyim. Yanmadı da bakın ışıkta görün. Ama bir 5 dakika önceden alabilirdim. Böyle bakın geriden çekince böyle yanmış gibi duruyor. Etiler de öyle gözükmüş. Şimdi bu soğumayı dursun. Aslında hiç tepsi değiştirmeden hazır pişirme kağıdı. Fırın benim bayağı bir ısı veriyormuş ama. Ben 220'de de yapsam olurmuş bu fırında. Şimdi biliyorsunuz ben ilk defa kullanıyorum fırını. Yani deniyorum. Şimdi bu ılımaya dursun. Patlıcanımız da oldu. Iladığında hemen dolduracağım içine. Hazır ve nazır fırına. Bir anda bulgur pilavı yiyor. Her şeyimiz hazır. Evet, şimdi çocuk odasına gidiyoruz. Çocuk odasını bir güzel süpüreceğim, sileceğim. Düzenleme ne alemde. Bakayım yapıyorlar zorla morla ama görelim. Evet arkadaşlar geldik. Geldik. Şimdi ben tabii girmiyorum değil. Sabah arkalarından giriyorum. Hemen battaniyeleri alıyorum, silkeliyorum, kenara koyuyorum. Onları çıkartıyorum. Anahtarı da aslında kilitliyorum. Koca gün sokmuyorum onlara. Bakayım buradan ışık mecburen şimdilik böyle alacağız. Sonra bu tarafa çeviririz. Şimdi ben bu yatakları arkadaşlar çocukların evet bakın güneş kapayınca Hakkı'nın böyle aldım. Yerim'in de böyle aldım. Lila koltukta arkada şimdi göreceksiniz duvar dibinde. Annem için getirdim. Ama sıralı sıralı inanın hastane odasına benzedi. Ondan sonra böyle koydum. Dolabı böyle koydum. Bir acayip oldu. Hiç olmadı. Çok düzensiz oldu. Ondan sonra tekrar böyle aldım ben. Burada biliyorsunuz kolon var. Yoksa cama yakın koyabilirdim. Hakkı'nın vazasını burada denedim. İrem'in zaten hiç... Yani en kısacası böyle uygun oldu. Böyle uygun oldu. Evde sabah çarşafları getirmiştim. Bir ütü yapayım dedim. Sonra vazgeçtim. Gardırop çocukların. Buradaydı arkadaşlar. Bu gardırop. Buradaydı. Kapının buradaydı. Kapıyı da kapadım. Televizyon izliyorlar içeride. Ses geliyor. Ama kapı böyle açılınca gardırop burada kalıyordu zaten. Kapı böyle darbe yapıyordu, vuruyordu. Ondan sonra kapının koluna bir şeyler sardım. Böyle açılıyordu masaya kadar. Aman dedim, sıkış pıkış, burada da koltuk var ya. Olmadı anlayacağınız. Zaten çok düzensiz, öyle düzensiz oldu kapıdan girdiği gibi gardırop. Şunu şöyle bir alayım. Şimdi İrem'le Hakkı bilgisayarı ortak kullanıyorlar. Arif amcası biliyorsunuz duaları ezberledi diye hediye vermişti. Ondan sonra bu sepetleri de buraya getirdim. İrem'e dedim kulaklığını koyarsın, şarjını koyarsın. Fareyi de bunun içine koymuş. Buraya da ufak tefek tokalarını atarsın hemen bağlamaya. Şöyle koyayım. Bu da gece lambası. İçine lamba lazım. Şimdilik fişe takılanlardan oluyor, takıyorum. İrem'in telefonunu işte. Altında defterlerini, kitaplarını koyuyor. Hoparlör var, resim defteri var. Bir de priz var orada. Aşağıda ses bombamız ve ortaklaşa. Ondan sonra
Avizemiz evdeki avizeler mavi. Sarkıçları da İrem istedi. Pembesi Yerem'in kalpli. Sarı da Hakkı'nın böyle kancalar vardı. Tam yatağın başında oldu. Fosforlu. Şöyle alalım. Camın burada da bu tülleri arkadaşlar ben hiç kullanmadım öteki evde. Maalesef burada da bakın ışık faktörü var. Bu iki parça arkadaşlar. İki parça. Hemen camı açayım bu arada. Şöyle açıp kapatıyorum. Güneşlikler de böyle iki parça taktım. Bunları da bu şekilde böyle